Değerli izleyicilerimiz, bugün Dünya Gazetesi olarak bir davet aldık. Aslında biz bu mekana daha önce çok kez geldik. Sizlerle çok kez burada yayınlar yaptık. Burası ünlü bir yer. Buraya daha önce ünlüler geldi. Burada programlar düzenlendi. Canlı yayınlar oldu. Şimdi bugün farklı bir konseptle karşımıza çıkıyor burası. Ve eski ile yeniyi birleştiren bir konsept düzenlenmiş burada. Burasını şu anda açacak kişi aslında kendisi zaten hepimizin tanıdığı bir isim. Yani Avustralya'da ünlü bir isim. Hatta ülkenin dışında da ünlü bir isim. Yaptığı yayınlarla, programlarla. Evet, şu anda ön bahçe programının yapıldığı mekandayız. Ama bu mekanda bugün farklı bir açılış var, farklı bir konsept var. Evet, Birsel Akbulut'un yeni mekanındayız. Birsel Hanım, gençliğinde, çocukluğunda ve Avustralya'da daha önceden takılarla uğraşması, çiçekleri sevmesi ve onların birleşiminden bir yer açtı. Burada satışlar olacak. Burada hem internet üzerinden hem de hafta sonları, cumartesi, pazar halka açık satışlar olacak. Burası topluma aslında açık bir yer. Çünkü neden biliyoruz? Burada çok programlar oldu, sandalyeler düzenlendi, insanlar geldi, arabalarını park etti, komşular karşı taraflardan izledi. Mekan bilinen bir yer. Adres belli. Ama içeride çiçeklerin haricinde içeride farklı bir şeyler var. Çünkü içeridekiler biraz el sanatı. Elle yoğrulmuş. Eski ile yeni birleştirilmiş. Ben de merak ediyorum sizler gibi içeride neler dönüyor, neler hazırlanmış, bizlere neler sunulacak. Anneler günü yaklaşıyor bu arada. Annelerimize buradan hangi hediyeleri götüreceğiz, hepsini tek tek inceleyeceğiz ve yorumları alacağız. Buyurun birlikte içeriye girelim ve bakalım. Buyurun. Birsel Hanım da burada. Evet, hazırlıklarını tamamlamış. Merhabalar. Merhabalar. Şöyle bir bakıyorum da burası ne hale gelmiş? Burası bir harikalar diyarına dönmüş. İçeride yok. Ben sadece çiçek diyordum ama burada hediyeliklerden, burada tesbihler, kolyeler, bakıyorum ayakkabılıklar, her şey var. Değerli izleyicilerimiz, şimdi birazdan yakından inceleyeceğiz. Birsel Hanım'dan ve değerli müşterilerinden yorumlar alacağız. Bizi izlemeye devam edin. Evet, şu anda içerideyiz. Buranın kurucusu Birsel Akbulut Hanımefendi ile birlikteyiz. Hemen elinde bir şal var. Şal sanırım özel hazırlanmış. Çünkü bizi şalıyla karşıladı ki özel olmasa bunu da karşılamazdı. Birsel Hanım merhaba. Hayırlı olsun diliyoruz. Bugün açılışını yaptınız. İlk önce burası hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz? Oradan şalımıza geçelim. Tabii ki. Her şeyden önce teşekkür ediyorum. Yine bizlerle birliktesiniz Dünya Gazetesi Sayın Mustafa Yılmaz. Çok teşekkür ediyoruz davetimize katıldığınız için. Yeni bir konsept, yeni bir halka açık mekan diyelim. Senin de az önce söylediğin gibi bu bahçede, yani bahçenin başına gelmeyen kalmadı. Konserler gerçekleşti, sanatçılarımızı ağırladık, dernek başkanlarımızı ağırladık, halkımıza canlı yayınlar yaptık derken şimdi ticaret haneye çevirdim garajı. Yine bunun sebebi, her zaman söylüyorum, hastam var ve durumu gitgide ağırlaşıyor. Ben artık evden çıkamaz durumdayım. Biraz da kendime terapi olması açısından böyle bir şey yapmaya karar verdim. Şalla başlayalım. Bu elimde görmüş olduğunuz şal kendi tasarımım. Yeni bir şal, İşka markasını herkes bilir. İşka şalının üzerine bu işlemiş olduğum boncuklarla başlayalım. Eski takılardan alıp bunları işledim. Bunu spor bir kıyafetle takabilirsiniz. Şöyle hemen bir deneyelim. Müşterilerimiz de gelmeye başladılar. Biraz hızlanacağım. Evet, böyle bir şal. Kendi tasarımım. Burada çok fazla ufak ayrıntılar var aslında. Daha sonra canlı yayınlar yapacağız sürekli bu bahçeden zaten. Şu boynumdakini de göstermek istiyorum. Bu da yine benim kendi tasarımlarımdan. Bir tanesi üzerinde nazar boncukları işlenmiş, boncuklar takılmış olan böyle bir süs. Evet, yine burada spor takılarımız var. Gece kıyafetlerinin üzerine takabileceğiniz takılarımız var. Görmüş olduğunuz gibi arka tarafta envai çeşit
küpelerimiz var. Başka konuya da değinmek istiyorum. Burada evde takı yapan ya da işte evinden bir şeyler el işleri satmak isteyen bayanlarımız var. Marketplace'te görüyorum ben bunları. Bunları da burada değerlendirebiliriz. Bana ulaşsınlar. Mesela şu şekil kolye ya da küpe bilezik yapan bayanlar varsa onların onlara da kazanmaları açısından bir fırsat diye düşünüyorum. Benimle bağlantı kursunlar. Burada onların da satışlarına yer verelim. Ayakkabılar üzerinde de çok çalışmalarım oldu. Özellikle şu çok hoşuma gider. Yeni bir botun üzerinde görmüş olduğunuz bu ayrıntı, görmüş olduğunuz şu toka çok eski. Belki 40 yaşında, belki 50 yaşında bir kemer. Bunu ayakkabıyla birleştirdiğimiz zaman çok şık bir ambiyans oldu gördüğünüz gibi. Burası da özel hazırlanmış sepetlerle dolu. Anneler günü için sizlere paketler hazırladık. Görmüş olduğunuz bir sepet içinde neler var şöyle bir bakalım hızlı bir şekilde. Şekerliğimiz var, şuraya koyalım tesbihlerin üzerine. Bu arada tesbihlerimiz de var baylar için. Parfümlerimiz var, erkek parfümleri, cüzdanlar. Sadece bayanlara özel bir yer değil. Evet, şekerliğimiz var. İçinde de gördüğünüz gibi şekerlerimiz var. Annemize ikram edeceğimiz anneler gününde. Şemsiyemizden cüzdanımıza, cüzdanımızdan bileziğimize, kolyemize, mum ve çorap artık aklınıza ne gelirse. Şöyle bir paket hazırladık annelerimiz için. Evet, bu köşeye geldiğimiz zaman şallar görüyoruz. Flaş daha doğrusu, boyunluklar. Çok şık gece için siyah bir kıyafet üzerine sadece bir parça takmanız yeterli olacaktır. Böyle güzel fularlarımız da var. Bunlar da özel tasarım. Şöyle göstereyim ben size. Evet, bu dükkana geldiniz, hediye almak istiyorsunuz. Özellikle genç kızlarımız için şu anda elimde bir tane denk geldi. Onu değerlendirelim. Bir bilezik gördüğünüz gibi. Daha sonra bir de saç bağı var içinde. Bunu da değerlendiriyoruz. Direkt çıkarıp üzerinden içine koyup ağzını da şu şekilde bağlayıp size veriyoruz. Evet, sürekli evde olduğum için çiçeklere verdim kendimi. Covid döneminde başladı aslında her şey. Can sıkıntısından yapacak bir şey olmadığı için ben de topraklarla haşır neşir oldum. Çiçeklerle, böceklerle haşır neşir oldum. Evet, insan doğar, çiçek götürülür. İnsan ölür, çiçek götürülür. Yaşarken de çiçek götürüyoruz sevdiklerimize. Hediyelik çiçekler. Çiçekler bence dalında güzeldir, koparılmamalı. O açıdan ömrü uzun olan çiçekleri ben tercih ediyorum. Yani böyle kesip onları paketleyip satışa sunmak yerine bu şekilde toprakla birlikte vermeyi tercih ediyorum. Örnek, bunların hepsi canlı çiçekler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu çiçek ölmeyecek. Büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Ağaç haline gelecek. Burada da bir örneğini gösterebilirim sizlere. Malum mevsim kış, havalar soğuk. Bu hava şartlarında çok fazla alışveriş yapmaya çıkamayabilirsiniz. Fakat online satışlarımız da mevcut sevgili arkadaşlar. Facebook'tan, Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. Sayfamızı paylaşanlara ayrıca teşekkürlerimizi şimdiden göndermek istiyorum. İlkbaharda bunlar kıpkırmızı çiçek açacak Mustafa. Bu özellikle şu yanımda görmüş olduğunuz saksı bayağı böyle bir büyük bir kırmızı dünya haline geliyor. Muhteşem çiçeklerimiz var. Aslında yeni bir fikir değil. Uzun zamandır düşündüğüm bir olaydı. Bir gün burada şu görmüş olduğunuz arabanın içine çiçekleri koyup satacağım demiştim. Kime demiştim? Figen'e söylemiştim. Bu arada Figen'in sağlık sorunlarını da merak ediyorsunuz. Fazla iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ufak bir ameliyat geçirecek. Belinde sıkıntısı var, sorunu var. O açıdan burada yine benim yanımda kendisi şu anda içeride etiketleme işi yapıyor. Figen'e demiştim bir gün burada çiçek satacağım diye ve aynen o gün bugün. Burada harika tesbihler var. Yani burası biraz köşede kalmış ama yakaladım. Şuna bakabilir miyim? Tabii ki. Burada çok özel bir tesbih görüyorum. Ay yıldız. Evet. Evet. Değerli izleyicilerimiz.
Tesbih severler. Burayı kaçırmayın. Üzerinde ince ince işlenmiş ay yıldız tesbihi var şu anda burada. Ve farklı çeşitler de var. Çekiyorum. Ya harika. Altı taşlarımız yani. Var. Mihenk var. Gümüş tesbihlerimiz var. Ve onun dışında nazar boncuklu tesbihlerimiz de var. Bayları da bekliyoruz. Sadece bayanlar için açılan bir dükkan değil. Evet, beyleri de bekliyoruz. Erkekler içinde parfümler var, tesbihler var, çiçekler var. Erkekler de çiçek sever. Eşlerinize bundan böyle gidip dediğim gibi koparılmış çiçekler almayın. Büyüyecek olan, geleceği olan çiçekler alın. Ufacık bir çiçek kocaman bir ağaç oluyor. Bir yakınımın başında wound infection oluştu ve doktor aloe vera kullanırsa o bölgenin uyuşacağını söyledi. Sağ olsun Birsel, bahçesinde yetiştirdiği aloe verayı hemen yetiştirdi ve her derde deva. Ve evet. Hayırlı uğurlu olsun. İlk müşterimiz geldi, ilk bereket misafirimiz olsun, geldi. Bereket beşi olsun. Bir yer değil, iyi ki geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Teşekkür ederim. Hastalar yine konuşuyor. Pastamıza bakar mıyız? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dükkan daha açılmadan biz alışverişe geldik. İlk müşterilerindeniz Birsel'in. Birsel'cim ellerine sağlık. Çok başarılı bir çalışma çıkarmışsın. Burada birbirinden güzel mücevherler, birbirinden güzel takılar ve hiçbir yerde bulamayacağınız kadar güzel çiçekler var. Anneler Günü de yaklaşıyor. Annenize Anneler Günü hediyesi almak istiyorsanız bence buraya uğramadan geçmeyin. Her şey o kadar güzel ki karar veremiyoruz. Çiçekler ayrı güzel, takılar ayrı güzel. Birsel yine yapacağını yapmış. I'm gonna make it.